Çok yeni öğreneceğiz. Buradaki 6. buton. Hepsini öğreniyoruz zaten. Düzlem seç. Çokgene girdiğiniz zaman kenar sayısına baştan karar vermeniz çok önemli. Çünkü çokgen çizdikten sonra kenar sayısıyla oynayamıyoruz. Yani çizip bittikten sonra oynayamıyoruz. Bir altıgen çizeceğim. Yardımcı olarak ne olduğunu biliyorsunuz artık construction'dan, yani konstrüksiyon çizgisi olarak. Şu anda o değil işimiz. Şu anda yapacağım şey çokgeni belirlerken sadece genişliği, merkezini zaten tıkladım. Genişliği ve kenar sayısı. Yeni çokgen demeden önce şu iç teğet dış teğet hikayesini anlatayım. İç teğet yerleştireceğiz. Şimdi vida başı falan tuttururken bunu bilirsiniz. Bazen vidanın başına dış teğetten dairesel oturması lazım. Bazen de içeriye doğru oturtursunuz. Bu iç teğet dış teğet zaten çizerken anlarsınız neye lazım olduğunu. Burada seçiyorsunuz tipini. Dış teğet mi olsun, iç teğet mi olsun daireye. Dairenin çapını da gelip verebiliyorsunuz. Bakın şuradan. Gördünüz mü? Bu daire büyütüyor hikayeyi. Yani şuradaki mesele bu daireye bağlı. Şimdi yeni çokgen dediğiniz zaman yeni bir çokgen çizmeye başlıyorsunuz. Dış teğet bir şey çizeceğim mesela. Bu sefer de çizdiğim dışarıdan geçen bir daireyi içeriden teğet şeklinde oluşuyor. Yine aynı şekilde değiştirebilirsiniz bunu, görüntüyü. Çok bir seçeneğiniz yok zaten ama şuradan kenarların döngüsünü oturtturabilirsiniz. Mesela sıfır derseniz ne olacak onu göstereyim size. Şöyle geldim. Bakın çiziminiz bittikten sonra müdahale etmeye kalkarsanız çizdiğiniz şey artık ortada yok. Anlatabiliyor muyum? Dokunun şey bir daire ya da çizgi. Yani çokgeni maalesef çizerken düzeltmeniz lazım. Çizdikten sonra hiçbir şansınız yok. Aynı mantıkla bakın geliyorum. Bir çokgen daha çiziyorum. Ve bunun açısını şimdi düzelttim, düzelttim. Düzeltmezsem sonradan çare yok. Veya bakın 90 dedim bir tur döndü. Görüyor musunuz? Siz bunu çevirdikçe ne kadar bir değerse artık bu. Aşağıdaki ekranın altındaki şuraya bakın. Döne döne gidiyor. Ama dediğim gibi çok fonksiyonu olan bir komut değil. Çok fazla kullanılan cıvata başlarında, somunlarda vesaire kullanıyorsunuz ama biraz dikkat etmeniz gereken şey çizerken düzeltmek ya da sonradan veda etmek o düzeltme hakkınıza.